Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, kıymetli FM TV izleyicileri, ümmetin kanalı olan FM TV'den tüm ümmetin mazlumlarına, mağdurlarına, çocuklarına, yetimlerine sahip çıkan programı Hayır Kervanı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel programımızı bereketli eylesin. Buraya katılanları şerefli, âli eylesin. Dünya ve ahiret makamlarını, derecelerini yüce eylesin inşallah. Bu programa katılan veya Allah için katılan, her türlü meclise katılan kardeşlerimizin geçmişlerine Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Evet, bu hafta yine programda sizlerle beraber ümmetin gençliğine, ümmetin en önemli gençliğine, gençliğiyle beraber değil, yaşlısından, çocuğundan, orta yaşlısından, çalışan, çalışmayan, işçisi, memur, amirine kadar ümmetin bereketi olan Kur'an talebelerine bugün programı yapıyoruz inşallah. Allah'ım sizlerden razı olsun. Biz sizlerle çok büyük projeler yapıyoruz. Allah katında derecesi çok yüksek projeler yapıyoruz. Nice fakirlerin, mazlumların, mağdurların, yetimlerin, öksüzlerin duasını arıyoruz. Binlerce kilometre ötedeki görmediğimiz, duymadığımız, tanımadığımız, belki de hiç karşılaşamayacağımız Afrika'nın bir köyündeki çocuğun, savaş bölgesindeki bir çocuğun, annesi babası vefat etmiş, sahipsiz kalmış bir yetimin, öksüzün, ailevi sıkıntıları çeken, maddi durumları zor olan, tanımadığımız, bilmediğimiz bir mahallenin, bir sokağın köşesinde, tenha bir şekilde Rabbine dua ederken, Allah'ım bana yardım et, yardım gönder derken, amin dedikten sonra sizlerin desteğiyle, sizlerin yönlendirmesiyle kapısını çalıp size erzak, giysi yardımı getirdik, nakit yardımı getirdik dediğimiz nice insanlar var. Biz bu güzellikleri, Allah'ın razı olduğu bu amelleri sizlerle gerçekleştiriyoruz. Gizli kahramanımız sizlersiniz. Belki ekranlarda yüzünüz görünmüyor, isimleriniz gözükülmüyor. Belki nereden aradığınız, ne yaptığınız görünmüyor ama sizlerle Allah'a sonsuz şükürler olsun ki çok büyük, çok önemli, hem dünya için çok önemli, hem ahiret için çok önemli bir vazife olan kardeşlik bağlarımız kuvvetleniyor. Dualar alıyoruz. Rabbimiz diyor ya, sizin duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Düşünün sevgili Müslümanlar, sevgili izleyiciler, çok dualar var. Çok ibadetler var. Mesela namaz var, Kur'an okuyorsunuz, ibadet, tesbih çekiyorsunuz, selam veriyorsunuz, fakir fukarayı yediriyorsunuz. Ama Allah diyor ki, Celle ve Ala Hazretleri, Estağfirullah, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Furkan suresinin son ayeti kerimesi. Duanız olmasa Allah sizi ne yapsın? Ne dualar alınıyor, yapmış olduğunuz iyiliklerle beraber ne insanlar sizlere dua ediyor, haberiniz olsun sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü programımızın konuğu Levent Turna hocamız, Fatih Medreseleri gönüllülerinden. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar getirdim. Allah'ım daha iyi etsin hepimizi, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. İzleyicilerimizle beraber bugün güzel bir kardeşlik projesi yapacağız. Ne zamandan bu yana Afrika'nın 4 tane bölgesinden ülkesi için çalışma yaptık. Yemen için çalışma yaptık. Yemen'in yardım bakanları derneklerinden buraya geldiler. Programa katıldık. Ve bugün Türkiye'mizin manevi direkleri, manevi kubbeleri, hafızlık yapan talebelerimiz Allah yolunda sabahleyin aynen arı gibi başlayıp besmelesini çekip, abdestini alıp, rahle başında Allah kelamı okumaya başlayan ve hafızlığı bitene kadar
tam 2,5 yıl, 2 yıl, bazen 3 yıl oluyor. Hafızlar yetişiyor, Kur'an okuyorlar, dinlerini öğreniyorlar. Ve onların bereketiyle Allah yeryüzünü rızıklandırılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste buyuruyor ki, bu yeryüzü, şu gördüğünüz kainat, bütün dünya günahsız ağızlardan okunan Kur'an-ı Kerim sebebiyle rızıklandırılıyor. Kur'an-ı Kerim sebebiyle bereketlendiriliyor sevgili Müslümanlar. Ama çocuklar, bunları çocuklar okuyor. Ekranlarımızda VTR'lerimiz hazır. Bugün bu çocuklarımız içerisinde yetimler var, öksüzler var, fakir ailenin çocukları var. Zaten yanlış anlaşılmasın, çok da zengin talebe medreselere gelmiyor. Zengin çocuklar maalesef kolejlerde, okullarda okuyor. Medreselerde hafızlık talebeleri okuyor. Genellikle fakir kesimin çocukları okuyor. Ve onlara inşallah bu TV'nin aracılığıyla beraber Fatih Medreseleri Vakfı olarak sizlerden bu kardeşlerimiz adına burs ve kış da geldi malum, botlar alınacak, montlar alınacak, destek bekliyoruz. Ve misafirimiz değil artık, programımızın daimlerinden olan Levent hocamızla beraber programa başlıyoruz. Telefonlarımızı verelim. 0533 056 86 çift 0 0216 224 26 26. Burayı aradığınız zaman arkadaşlarımız telefona bakıyor. Güzelce bir selam verin önce. Buradan deyin ki kardeşim, bir hafızla biz okutalım deyin ya. Yarım hafız okut, çeyrek okut ama illaki okut sevgili Müslüman kardeşim. Evet Levent hocam, biz de sizin sözünüzü çok geçmiş olmayalım. Sizlerle beraber bu hafız kardeşlerimiz için burada ekranlarımızın başında izleyicilerimizle sizi baş başa bırakalım. Haydi Bismillah diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz, gününüz mübarekli olsun inşallah, bereketli olsun. Rabbim hayır, rahmetini sağanak bir yağmur şekilde hem izleyenlerin hem tüm ümmeti Muhammed'in üstüne yağdırsın inşallah. Yaratılış gayemiz olan kulluk hususuyla alakalı Mevla Teala'mızın bize göndermiş olduğu bir rehber var, bir kitap var. Buna Kur'an-ı Azimüşşan. Onun içeriğini yaşantısıyla beraber bize gösteren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Mevla Teala sevdim ki bilineyim dedi ve kitapçığını Mevla Teala bize gönderdi. 6666 ayet ve binlerce sünnetiyle, binlerce hadisiyle beraber Kur'an'ı şerh eden, bizim önümüze koyan, artık yeni bir şey gerek yok. Kur'an tamamlandı. Resul Efendimiz'in ifade kullanmadığı hiçbir mevzu kalmadı. Girmediği hiçbir konu da kalmadı. Her şey önümüze temiz edilmiş bir şekilde bize sadece bu işi yaşamak düştü arkadaşlar. Önümüzde dedelerimizin mücadelesi verdiği ilahi kelimetullah bugünlere kadar miras geldi elhamdülillah. Saflığını paklığını muhafaza ederek. Lakin bu saf müesseseler karartısını çoğaltmazsa, ilgi alakaya maruz kalmazsa, yavaş yavaş bu katılımlarda düşerse ufala müthiş bir yokluğa gideceğiz. Kıymetli takipçiler, kıymetli Müslümanlar. Şu ekranlarda görmüş olduğunuz yavrularımız Türkiye'nin herhangi bir yerinden ve hatta Türkiye'nin dışarısından gelmiş Müslüman beldelerden buraya Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için gelmiş. Onların ebeveynleri Kur'an'ın yetimliğini görmüşler. Hakikaten öyledir. Din garip geldi, garip devam edecek ve garip bitecek diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi var. Ve Peygamber diyor, gariplere de müjdar olsun. Bu din hakikaten müthiş bir garip. Bir yetime bakar gibi, bir öksüze bakılırmış gibi adeta bakılacak bir durumda. Birisine Kur'an denildiği zaman tabi hal olarak kardeşimiz, ablamız, büyüğümüz bu hali kendinde yakalayamadığından dolayı, Kur'an'ı yaşantısına yerleştiremediğinden dolayı
arada bir Kur'an ifadesi, Kur'an için bir şey yapalım ifadesi duyduğu zaman bir afallıyor. Bir 5-6 dakika, 10 dakika belki de tozunu alma ifadeleri kullanıyoruz ki bak bunun için yaratılmıştık. Tamam vergim vardır, sigortam vardır, aidatlarım vardır, geçim sıkıntın derdim vardır ama bunlar hep yanı sıra olan işler. Bizim asıl işimiz Mevla Teala'yı bilmek ve ona kulluk etmektir. En nihayetinde Rabbimiz buyurur ki فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتْ Emrolunduğunu şekilde dosdoğru olun. Peki bu doğruluğu yapacağız da nereden öğreneceğiz? İşte kıymetli kardeşlerim, bu işin saflığını, orijinalliğini bozmadan ve bu zamana kadar muhafaza eden Allah-u Teala'nın nasıl beni İsrail'e gönderdiği binlerce peygamber var ve peygamberimizin bu ümmete şöyle bir ifadesi var. Ulema ümmeti ki enbiyayı beni İsrail, ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ama şu değildir. Tamamen bulanmış bulanık bir suyu içip kalbine yerleştiren ve kişilere bu bulanık ve karışık ilmi verenler değil. Aldığı gibi, Kur'an'dan aldığı gibi, Allah Resulü'nden gördüğü gibi olan illaki bir camia vardır. Savad-ı Azam dediğimiz o karartı topluluğu illaki mevcuttur. İşte o mevcut olan, bu çalışmaya azmetmiş, mücadele veren karartılığın karartısına destek olmak lazım. Çünkü bu samimi güruh, yani Savad-ı Azam dediğimiz güruh, Resulullah'ın sünnetini bir iki mazeretten dolayı bir yere kaldırmaz. Ayetleri bu zamana göre gibi ifadeler kullanmaz. Hayatını teknoloji de gelse, ekonomi gidişatı, faizlere illa bulaşmak gerek gibi ifadeler de şu anda çoğalsa, Allah'ımız 1400 sene evvel o Kur'an'ı nasıl indirdiyse biz Allah'ın izniyle oradan şaşmayız. Çünkü Hazreti Mevla Kur'an'da bu zamanda böyle de öyle günler gelecek ki bu işleri değiştirebilirsiniz diye bir ifade Rabbimiz kullanmadı. O yüzden kıymetli arkadaşlarımız, din öyle bir şeydir ki, ilim öyle bir şeydir ki birilerinin yapmasıyla, bu ilme talep olmasıyla beraber farz-ı kifaye oluyor. Ama şudur ölçü, İmam-ı Azam Efendimiz buyuruyor ki bir köy düşünün diyor, bir mahalle düşünün. O mahalleden veyahut o köyden bir tane çocuk eğer hafızlık için, eğer Arapça ilimleri için, tedrisatları için bir talepte bulunmuyorsa o köy olduğu gibi büyük bir hüsran içerisindedir, büyük bir isyan içerisindedir. Neden? Mevla Teala'mızın emirlerini öğrenecek aralarından bir kişi daha çıkarmadığından dolayı. Şimdi kendi ailemize bakalım. Evlatlarımızdan bir tanesini Hazreti Meryem anamız gibi, Ya Rabbi adağımdır sana adadım, senin uğrunda yaşasın diye bir hareketimiz var mı diye kendimize bakalım. Hocam nerede olacak bu? Yani bu hakikaten bizi kadar düştü mü diye ifade varsa, Mevla Teala bu Kur'an'ı kime indirdi kıymetli arkadaşlar? Başta Peygamberimizin kontrolünden geldi ama şunu, bu Kur'an sana indi. Bu Kur'an bana indi. Yarın bu Kur'an eline verilecek. Oradan bakacaksın, kendine o ayna olacak. Oradan kendi nefislerimizi hesaba çekeceğiz. O yüzden kıymetli arkadaşlarım, kıymetli seyirciler, kıymetli müminler, şunu diyorum. Bu ilim üstümüze, hakkımıza, farz-ı ayın durumuna düşmek durumunda. Neden? Bakalım sokağımıza, bakalım mahallemize bir tane hafız çıkıyor mu? Şimdi şuradan bir pratik yapalım. Oğlunuzu bir atölyeye verdiniz çırak olarak. Oğlunuzu bir demirciye verdiniz çırak olarak. Bu çocuk eline almış zımparayı, devamlı aynı yere böyle zımparalıyor. Bir veli olarak gittin ki yanına baktın ki çocuğun elinde 6 ay geçti, 1 sene geçti, hep aynı şekilde zımpara yapıyor. Demez misin? Oğlum seni demirciye verdik ama bu demirin her şeyini öğreneceksin. Bunun kaynağını öğreneceksin, şekil vermesini öğreneceksin, metre türünü ölçmesini bileceksin. Bu işi meslek nasılsa o şekilde öğreneceksin der miyiz demez miyiz? Çünkü dersin ki çocuğumun geleceği bu şekilde olur mu canım? Hüsran oluruz. Peki şunu söylüyorum. Mevla Teala bizi yaratma sebebi kulluk iken, bu kulluğumuzun içeriği tamamen Kur'an'dayken, soruyorum size,
çocuklarımıza daha namazı telkin edemezken, haramı helali doğru düzgün anlatamazken, kontrol tamamen senin elinden düşmüşken, bu işin rahatlığını ben şimdi hakikaten soruyorum. Fen ilimlerini öğretiriz, tıp ilimlerini öğretiriz, kanunları yasaları bilsin isteriz. Niye? Dünya hayatında bunlar lazım, bir mesleğin olsun, bir sanatın olsun. Peki şunu söylüyorum, ilel ebed olan şu ahiret hayatı için evlatlarımıza Kur'an yönünde neredeyiz? Veya bir takım gençlerimiz okumaya heveslenmiş, başlamış ama merdiven altı olarak tabir edilen medreseler vardır. Günümüzde bu ifade buraya kadar düştü, merdiven altı diye. Halbuki tamamen meşru bir şekilde Türkiye'nin göbeğinde bütün çalışmaları izhar etmiş, her türlü kendini gözlemiş, ortaya sergilemiş, hiçbir şeyi saklamamış, tamamen aşikar olan bu medrese muamelelerine şu anda birilerine herhalde ki ifade kullanıyorlar. Her şeyi toparlayalım kabilinde orijinalliğini, o saflığını, o kalitesini bozmak açısından böyle teşebbüsler görüyoruz. Şimdi kıymetli kardeşim, bu hepimizin bir ortak derdi olmalı. Türkiye'de hiçbir zaman, hiçbir evrede bazen yasaklanmış, tedbir konulmuş nice medreseler hep devam etti. Şu anda bakıyoruz ki o yasaklara rağmen her tarafta elhamdülillah talebelerimiz kaynadı ki yasaklara rağmen kaynadı. Ama şu anda bakıyoruz ki arkadaş, öyle bir yasak olmadığı halde bu kalplere nefsimizin ve şeytanın vermiş olduğu vesveselerle müthiş bir efendim abluka konulmuş. Bakıyoruz ama göremiyoruz. Artık kendimize düştük. İdeallerimiz artık bir cenahen değil. Yani dünya kanadı ve ahiret kanadı olarak değil, iki kanadımız da dünya uğruna çırpıyor. O yüzden kıymetli arkadaşlarımız, Müslüman diyorsak suretten biraz hakikati görmemiz lazım. Bizim kimliğimiz Müslümansa ilk vazifemiz Mevla Teala'yı anlamak, emrettiği şekilde yaşamaktır. Geri kalan rızık meselesinden dolayı evlatlarımıza Kur'an öğretemedik, fırsat bulamadık, ibadeti anlatamadık, evladımız elimizden kaçtı gibi ifade tamamen rızık endişesinden dolayı meydana çıkar ki bu da Allah muhafaza büyük bir şirke girer. Çünkü Rezzak olan Allah, daha sen daha dünyaya gelmeden senin rızkını binlerce sene evvel Mevla Teala cebine ne kadar gireceği, ne kadar yutkunacağın, ne kadar su içeceğin, bütün her şeyini hesaba dökmüş olan Mevla Teala sana bu hususta düşünme diyor. O iş bende. Kendini yırtsan da, velev ki kenara çekilip de ben hiç çalışmıyorum, bakalım ayağıma kadar gelecek mi desen, Mevla Teala sana ne yazdıysa o kadarı illaki sana ulaşacak. Ama lakin şu var, siz diyor Mevla Teala rızkı değil, ahiret amellerinizi düşünün. Ahiret amellerinizi, çünkü o yönde size bir garanti yok. O yüzden kıymetli arkadaşım, ahiret derken de bu işin nasıl eğitim alırken ilkokul, ortaokul, lise, üniversite diyoruz, bu işin medrese boyutu var. Osmanlı bu işi 444'lerde yapmış. 444 gün oluşunca yeni doğan yavru için Osmanlı'da hocasının dizi dibine gelirmiş. Bütün halkımız, bütün tebaamız bunu bilir. Çocuğunun selahati tefrice gibi nasıl diyoruz ki 4444 olacak. Onlar bu adabı, düsturu gözeterek evlatlarını hocaların önüne, medresenin önüne koyarlarmış. O yüzden kıymetli Müslümanlar, edeptir bu yol diyoruz. Edep. Adap nedir? Her şeyden önce o evlat Rabbinin kulu. Anadan babadan önce, her şeyden önce kulluk gelir. Çünkü onu var eden Mevla'dır. Ve dünyaya bir sebeple anası mısın babasısın belki ama Mevla Teala sebepler dairesinde onu sana ne yaptı? Evlat etti. Ama o onun kuludur. Sen de onun kulusun. Eşin de onun kulu. Herkes Allah'ın kulu. Velev ki inkar etse de Mevla gene ona kulum diye bakıyor. Velev ki ben Allah'ı tanımam dese bile o gene Allah'ın kuludur. Şuradan bakacağız. Bu hallere nasıl geliniyor? İşte şu ekranda görmüş olduğunuz yavrucaklar bu kelama sahip çıkmazsa,
Şimdi görmüş olduğunuz ortamda hafızlıklama yapıyorlar. Bu hafız akabinde bu Kur'an-ı Kerim'in içeriğini öğrenecekler, hoca olacaklar. Şimdi hoca ne demektir kıymetli arkadaşlar? Efendi Hazretlerimiz var bizim. Mahmud Efendi Hazretleri. Buyuruyor ki, ey hocalar ve hafızlar, sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız. Siz yağacaksınız ki bu topraklar yeşerecek. Kıymetli arkadaşlar, ilmin yoksulluğunu, kayıplığını eğer düşünürsek şayet, inan ki herkesin kıyameti kopmuştur. Büyük bir felaket içindiriz değil, ahiretimiz de sonlanmış olur. Kendi zanlarınızca yapmış olduğunuz doğruları araştırdığınız zaman bakacaksınız ki meğer yıllardır bu ameli ben yanlış yapmışım hocam, bilmiyorduk dersiniz. Şu dünya hususunda menfaat ve çıkarlarımız için kılı kırk yararak sorduğumuz büyüklere, işin ehli kişilere gidip soruyoruz. Aman ufak bir zararım olmasın, cebime dokunmasın diye hesaplar yapıyoruz. Ama ahiret hususunda bu Kur'an ehli hakikaten yabanda kaldı. Fen ilimlerinin değer gördüğü kadar değer görmeyen Allah'ın kitabullahı var. Haftada bir kere eline alan Kur'an meselesi değil bu. Teyze sevap işleyebilirsin, Yasin okuyabilirsin. Bizim demiş olduğumuz ilahi kelametullah, bu Kur'an'ın yeryüzüne hakim olması için bunun ehillerinin sadece bir okumadan ibaret değil, her şeyin fevkinde bir ilimle beraber bu işe sahip olunması lazım. O yüzden kıymetli kardeşim, dinimizin devamı, bekası emri bil maruf, nehyanil münkere bağlı. Bunun için ilim gerekli. Karşında bilmeyenlere anlatılmalı. Size samimiyetimle şunu söylüyorum. Vallahi billahi. Dün akşam saat 1-1.30. Dün akşam saat 1-1.30 bir arkadaşımız, abimiz, esnaf kardeşimiz telefon açtı. Biri geçiyordu. Efendim dedim, açtım, bir derdi vardır, cenazesi vardır, bizi yanında görmek istiyordur dedim. Kaldırdım telefonu, açtım. Buyur abi dedim. Dedim ki hocam, bir yerde oturuyoruz. Lakin yanımızda arkadaş grubu vardı. Bir ufak muhabbet edelim derken hocam bu çocuk dedi ateist. İşte adını söyledi. Hocam bir konuşabilir misin dedi. Çocuğu dinledim, sadece dedim ki neden dedim. O bana soru soracakken ben soruyu önden başladım. Doğduğunda işte de ezan duymadın mı? Evde bir büyüğün, abdest alan, namaz kılan, seni camiye sevk eden kimse olmadı mı? Dedi ki olmadı. Dedi ki nedeni bu mudur dedi. Hani olsaydım ateist olmaz mıydım? Dedim ki küçükken bu işin sevgisini alsaydın, sonra bu işi ilerleye 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 böyle şüphelerden kurtarırdın. Ama dedim hiç oralı olmamışsın, birdenbire yaş 20-25'lere gelmiş, şimdi kendi kendine mantık yapıyor. Eğer Allah olsaydı bu olmaz diye olaylara girdi. Gençle o kadar konuştuk, 15 dakikamı 20 dakikamı aldı. Peygamberden bahsedemedik. Çünkü Kur'an'ı inkar ediyor, Allah'ı inkar ediyor delil olarak. Mantığa girdik. Lakin çocukla Rabbim ona hidayet ikram etsin inşallah. Hiçbir kesin sonuç alamadık. Dedi ki kardeşim dedi, senin beynini yıkamışlar. Sen de kurtar bu işleri, bırak dedi. Dedim görüşelim kardeş, bak bu telefonda olmaz. O şekilde bağırdı çağırdı, hatta orada sesini de farklı yükseltti. Mevzu kapandı. Baktım ki geçmiş olsun mu diyelim bu arkadaşımıza. En neticede bu bizim aramızda İstanbul'da işte Beşiktaş'ta oturan bir kardeşimiz, civarımızda ve sayıları gittikçe artıyor. Bunların nedeni Kur'an öğrenmemeleri, bir hocanın terbiyesi altında imanın akidelerini, itikat akidelerini efendim öğrenmemesi, ona tembih edilmemesi. Burada bir vahşet, bir felaket var kıymetli arkadaşlarım. O yüzden geleceğimiz diyoruz. Geleceğimiz bu. Kendi kökümüzü gübrelemezsek, sulamazsak, bu güneşi, Kur'an ışığını eğer kendi filizlerimize, köklerimize indirmezsek, Allah muhafaza, bu ağaç devrilir, ne meyve verir, zamanla da kendi kendine bir iki rüzgarda devrilir gider. O yüzden kıymetli arkadaşlarım, bu meseleyi biliyorsunuz, arife tarif gerekmez. Kur'an meclislerine benim vaktim yok, yaşlıyım diyebiliriz, kendi namına bir talebe okut. O gün İlahi huzurda bu senin övüncün olur. Bu senin Mevla'ya sunacak olan en mükemmel amelin olur. Rabbim bu işleri takip etmeyi ikram eylesin. Yurdun her yerinde medrese var. Çoğu da talebesizlikten dolayı kapatılıyor. Talebesizlikten dolayı kapatılıyor.
Çünkü bakıyor ki ortam zayıf, evladımı o kursa veremem, hijyeni tam göremiyordur, sıkıntısı vardır. Dermezler mi? Ne verdin ki kardeşim? Ey Müslüman kardeşim, bu medreseye temiz yapalım, hijyen yapalım, hocaların ortamı güzel olsun, talebeye en güzel hizmet verilsin isteriz ama bunun kaynağını bize bir söyler misiniz? O yüzden kaynak kim? Ümmeti Muhammed. Teyzeciğim sana söylüyoruz, dedeciğim sana, amcacığım, dayıcığım, kardeşim, kız ablam, kız kardeşim, hep beraber bu işe sahip çıkalım. Çünkü kendi kendimizi Allah muhafaza anlamadan, bilmeden, ilgisizlikten dolayı dinamitliyoruz. Buyurun hocam. Evet. Levent hocam, ağzına sağlık, Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, Allah'a şükürler olsun ki Allah tabi ziyade eylesin. Milyonlarca insan, milyonlarca Müslümanız ama gerçekten Kur'an-ı Kerim noktasında zayıflığımız var. Şimdi bizler Müslümanlar olarak şöyle bir soru soralım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün yetiştirdiği sahabelerin hepsi Kur'an-ı Kerim biliyor mu diye sorsak biz şunu söyleriz. Tabii ki ya, biliyor yani, Müslüman yani peygamber niye bilmesin yani, hepsi Kur'an biliyordur. Biz başka bir dine mi mensubuz? Biz niye Kur'an bilmiyoruz? Veyahut da niye Kur'an öğrenmiyoruz? Veyahut da niye Kur'an bilenlere sahip çıkmıyoruz? Eshab-ı Suffe var, biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin ilk Kur'an kursu, ilk medresesi. Efendimiz orada okuyanlara İslamiyet'i öğreniyorlar, dini öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye bütün önceliğini onlara tanırdı. Eğer onlar açsa, Resulullah'ın evini açsa, bakın acayip bir şey söyleyeceğim. Eğer Eshab-ı Suffe'de yani Peygamberimizin sahabelerinden ilim talebeleri, Peygamber Efendimizin talebeleri açsa ve Peygamberimize bir şey verildiyse, Efendimiz onu evine götürmüyordu, önce onları doyuruyordu. Bu bir bakış açısıdır. İlme, İslam'a, Kur'an'a birinci sırayı koyma göstergesidir. Efendimizin birinci sırada kimleri vardı? İlim talebeleri vardı. Hafızlık ne demek? Hafız nasıl olur? Hafız nasıl yetişir? Böyle onu da anlatmak için arkadaşlardan Kur'an-ı Kerim istedim. Hafızlık demek, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyene hafız denir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir hafız kıyamette, mahşer gününde Allah'ın huzuruna çıkarken, sevgili Müslümanlar, bir hafız Allah'ın huzuruna çıkarken mahşerde, o hafızın anne babasına bir taç takılacak. Şimdi kafasına artık altından, zümrütten bir taç takılacak. Şeklini şemalini bilmiyoruz. Ama Efendimiz diyor ki, o taç güneşten daha parlak. Kime takılacak o taç? O hafızın anne babasına. Yani onu okutan, onu yetiştiren anne babaya takılacak. Sonra insanlar diyecek ki, bu hadis-i şerifi inceleyin. Hafızlara verilen müjdeye bakın. Diyecekler ki insanlar, kafaya tabi tacı takmış, güneşten daha parlak. O insan kimdir? Kıdemli birisidir. İnsanlar onlara diyecek, yahu siz bu çocuk, bu kim peygamberin, hangi peygamberin babasısınız? Hangi peygamberin annesisiniz? Size böyle mükafat veriliyor. Orada anne baba diyecekmiş ki, hatta biraz da utanacak. Çünkü genellikle, Allah affetsin, böyle değiliz inşallah ama genellikle işte zekası az diye, okumaz diye, okumayacak diye çocukları mektebe, medreseye veriyorlar hafız olsun diye. Okuyacak olsa tabii mühendis, doktor olacak. Anne baba diyecekmiş ki, bizim çocuğumuz peygamber değil ya. Bizim çocuğumuz Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi diye,
hafız oldu diye Allah'ın bize verdiği bir müsaade, bir mükafat. Yani bu hadisi şerifte bakın, o çocuğu medreseye gönderen anne babaya güneşten daha parlak taş takılacak. Burası %100 doğru. Hiç hilafsız. Ama enteresan olan ne biliyor musunuz? O hafıza Allah nasıl bir mükafat verecek, orası bilinmiyor. En önemlisini söyleyeceğim. O hafıza okutan hoca ve o hafıza maddi destek veren tüccar, zengin veya cömert kul artık. Kim hafız okutuyorsa, kim hafız yetiştirdiyse Allah onlara nasıl bir mükafat verecek, o daha belli değil. Sadece hafızın anne babasına güneşten daha parlak taş takılacak. O hafızın en çok çilesini çeken hafızlık hocası. Sabahın 5'inde 6'sında kalkıyorlar, akşamın 9-10'una kadar Allah kelamını ezberletmeye çalışıyor. O hafız okurken onun yiyeceği domatesi, biberi, ekmeği, unu, makarnayı, onun elbisesini, takkesini, cübbesini, şalvarını ayarlayan, giydiren, ben bir hafız okutacağım diyen esnafa, tüccara, zengin kula veya cömert kula, bu işe yardımcı olan kim varsa Allah Azze ve Celle'nin onlara nasıl bir mükafat hazırlayacağı daha belli değil sevgili izleyiciler. Böyle büyük mükafatı güzel bir iş. İşte biz programımızda size cennet sunmuyoruz. Ama cennete giden yolları gösteriyoruz. Cenneti vaat etmek bizim elimizde değil. Sizi cehenneme de koymak bizim elimizde değil. Cennete koymak da bizim elimizde değil. Ama cennet yolunu göstermek, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ışığında biz size onu tavsiye edebiliyoruz. Diyoruz ki bu ameli yaparsan Allah seni cennete yaklaştırır. Cenneti kolaylaştırır. Cennet yolu budur yani. Cehennem yolu da şunlar şunlardır diyoruz. Kimseyi cennete koymak bizim elimizde değil. Cehenneme koymak da bizim elimizde değil. Ama iyilik yapmak sizin elinizde. Hafız yetiştirmek sizin elinizde. Kur'an sesinin çoğalmasını ve tüm ümmetin belki ekmekten sudan daha büyük ihtiyacı olan Kur'an-ı Kerim'e destek olmak sizin elinizde sevgili Müslümanlar. Hafız nasıl yetişiyor, şimdi ona gelelim. Böyle anlatırken biraz kolay gibi geliyor. Ya hafız adam nefisle mücadele edecek. Şeytanla mücadele edecek. Önce elif cüzü dediğimiz cüz var. Elif, B, T, S, Cim. Önce çocuk elif cüzünü öğreniyor. Sonra üstün, esre, ötre dediğimiz harekeleri öğreniyor. E, İ, Ü. Sonra cezim. Sonra şeddeyi öğreniyor. En, cezim. En ne? Şedde. Sonra tenvinleri öğreniyor. İki üstün, iki esre, iki ötreyi. En, in, ünü öğreniyor. Sonra lafzatullah'a geçiyor. Sonra zamirlere geçiyor. Derken çocuk 2 ay, 2,5 ay, bazen 1,5 ay, 1 ay, çocuktaki kapasiteye göre, çalışma tarzına göre Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. 2, 2,5 ay. Kur'an-ı Kerim'e geçen bir çocuk, Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah başlıyor besmele olarak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyor. Sonra karşı sayfadan Elif Lam Mim Zalikel Kitabı'yla okuyor. Sonra İnnellezine Keferu'dan başlıyor. Böyle böyle 6 ay Kur'an-ı Kerim'e devam ediyor. 6 ay sonunda özür diliyorum. Sevgili izleyiciler, 6 ay sonunda Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i hızlandırma çalışmasına giriyor. Sonra tecvid öğrenmeye başlıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okuma var. Biliyorsunuz ihfa var, metler var. İdgâm-ı mâl-gunne, bilâ-gunne var, iklâb var, idgâm-ı mütecânisen var vesaire vesaire. Bunları öğreniyor, ihvâyı öğreniyor, izharı öğreniyor. 6 ay sonunda Kur'an-ı Kerim'i hızlandırmaya başlıyor. Ama bununla beraber tecvidleri öğreniyor. Tecvidli Kur'an-ı Kerim. Tecvidli Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek vaciptir. Müzzemmil suresi 5. ayet-i kerimede, özür diliyorum 8. ayet-i kerimesinde, Estağfirullah
ve rattilil Kur'an'ı tertile, Kur'an'ı tertil üzere yani tecvitle oku diye Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emri var. Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumaya başlıyor. Sonra mahreçleri okumaya başlıyor. Ha mesela yumuşak harf. Ha biraz daha sert. Sat dolu olarak okunuyor bakın. Se ince olarak okunuyor. Z var. Keskin Z var. Bir de peltek dilin ucunu çıkararak okunan Z. Mesela ne yapılıyor? Bunlar talebeye öğretiliyor. Aradan geçiyor bir yıl. Ve Kur'an-ı Kerim'de sevgili Müslümanlar önce talebeye Yasin suresi ezberletiliyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de ve Zuha'dan aşağısı dediğimiz 30. cüzün son 8 satırı 9 sayfa var. Orası ezberletiliyor. Sonra Kur'an-ı Kerim yine hızlandırılmaya devam ediliyor. Nasıl hızlandırılıyor? Her gün 1 cüz, 2 cüz yani 20 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa, 100 sayfa, 150 sayfa okuduğu günler oluyor çocuğun. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir sayfa, bakın burası bir sayfa sevgili izleyiciler. Burası Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı zoom yapabilirsek daha rahat görünüyor. Yapamıyorsak da hayırlısı. Kur'an-ı Kerim'in her sayfası 15 satır sevgili izleyiciler. Bu Kur'an-ı Kerim'in 15 satırını eğer bir çocuk 1,5 dakikada okuyabiliyorsa sevgili kardeşlerim o zaman hafızlığa başlar. Bakın burası Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfası. Burası meselühüm kemeselin leziz sevgadene arad oluyor. Her hafta bizim talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuyan talebeler her hafta cuma günü hafızlığa hazırlık grubunda olanlar Kur'an-ı Kerim'in yüzüne okumasını ilerletenler her hafta Kur'an'ın farklı yerlerinden dinlenme yapılıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sayfayı 10 sayfa falan okutuluyor, 5 sayfa okutuluyor. Bir sayfayı 1,5 dakikada yani burayı başlıyor. Vezkuru izen tüm galilun müstezafune fil arz ayeti başlıyor buradan aşağıya kadar. Eğer bu 15 satır yeri 1,5 dakika ve aşağısında okuyabiliyorsa birkaç imtihana daha sokuluyor. Artık o çocuk Kur'an-ı Kerim'i okuma süresini tamamlamış, ezber dönemine başlamış oluyor. Ezber dönemine başlayınca da hafızlığa hazır hale geliyor. Artık Allah kelamını okuyan bu hafızlığa aday olan kardeşimiz Allah kelamını ezberlemeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'i her ayeti ince olan bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberlemeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de her 20 sayfaya bir cüz deniyor. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa, toplamda 30 cüz. Her 20 sayfa bir cüz demektir. Ve hafızlık yapan talebelerin ilk ezberledikleri, ilk okudukları yerde sevgili izleyiciler ve kalu künü hüden evne sahara sayfası. Şu sayfadan başlıyor. Bakın 20 sayfa elhamla bu sayfa arasında 20 sayfa var. Ve kalu künü bismillahirrahmanirrahim ve kalu künü hüden evne sahara diyor. Hatta buraya da hafızlığa başlayanlar şöyle bir latife yaparlar. Ve kalu künü hüden hafız oldum birden diye. Ama birden değil tabi. Allah'ın lütfu inayetiyle anne baba gayret edecek, hoca gayret edecek, talebe şeytana nefse hayır diyecek ve Allah kelamı ezberlenecek. Şu Kur'anlar ezberlendikçe arş-ı aladan yeryüzüne bereketler yağacak. Ezberlenmedikçe de ezberlenmiyorsa da maalesef bereket eksiklikleri yaşıyoruz sevgili Müslümanlar. Ve kâlu künü'yü ezberledi. Bu sayfayı ezberliyor. Akşama kadar bu sayfaya çalışıyor. Sonra ikinci günkü dersi felemmâ fesale. Hemen orayı da açalım. Talebelerin, hafızlığa başlayan bir talebenin bakın her 20 sayfada bir. 20 sayfa atlanıyor. Burayı okudu. Tam 20 sayfa, pardon 10 sayfa 10 yaprak atlanıyor. 20 sayfa atlanıyor. Felemmâ fesale dâlûtü bil cunîdi. Ayet-i kerimesi. Bu sayfayı ezberliyorlar. Bir 20 sayfa daha atlıyoruz. Ondan sonra burada da sevgili seyirciler kul amennâ billâhi sayfası var. Burayı ezberliyor. Böyle böyle tam 40 gün gibi 37 günde bir
30 sayfa ezberlenmiş oluyor. Böyle anlatırken kolay ama şimdi bu rahlenin başına oturacaksın. Orada şeytan sana neler yaptıracak bunu okutmamak için, biliyor musun? Kur'an, İkra bismi rabbikellezî halak. Allah adıyla başlayan bir okumayla okumaya başla. İşte hafızlarımız sabah namazında katıyorlar. Günün en bereketli saatinde, herkesin affedersiniz horul horul yattığı saatte abdestini alıyor, rahlenin başına geçiyor, besmelesini çekiyor ve bir ayeti en az ezberleyebilmesi için 15 kere tekrar ediyor be. Ezberleyemedi, bir 15 kere daha tekrar ediyor. Akşama kadar sürüyen bir serüven, bir sayfa ezberleyebilmek için. Kolay mı? Nefsi yenersen, şeytanı yenersen, dünyaya dalmazsan kolay. Öbür türlü cennet de çok kolay. Lafa bakarsan cennet de çok kolay. Ama nefsini yenersen, şeytanı yenersen ve dünyaya aldanmazsan, dünyanın en bereketli anı sabah vakti, dünyanın en bereketli kitabı Kur'an-ı Azimüşşan, her harfine Allah 10 sevap veriyor. Okutmuş olduğunuz bir talebeyle özür dileyerek söyleyeceğim. Ömrün boyunca kaç tane hatim yapabilirsin? Ömrün boyunca kaç tane hatim yaptın? Veyahut da biz Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor muyuz ya? Talebeyi düşünebiliyor musunuz? Bir ayeti ezberleyebilmek için 15 tekrar yapıyor. Allah Azze ve Celle bu Kur'an-ı Kerim'in bir harfine 10 sevap veriyor. En düşük, fazlası var. Kul dese kul, da harfiyle le harfi. İkisini söyledi, ne yaptı? 20 tane sevap. Bir gu'dan 10 sevap aldı, le'den 10 sevap, 20 sevap. Kul dedi, amenna dedi, 5 tane hareke, harf. Amenna, A kelimesi, M, Nun da şeddeli, hem cezilmemiş, bir de tekrar şey var. 5 harf oradan, 70 sevap. Ya mümkün değil, başka bir yerde bu sevap verilmez. Sevgili izleyiciler, bir hafız okuturken kazanacağınız sevabı düşünün. Yani şöyle bir zenginlik düşünün. Sizin küçük bir kasanız var, içi parayla dolu diyelim. Var içinde 1 milyon olsun, 1 trilyon yani olsun. Ama o küçük kasanın içerisinde, o 1 milyonun içerisinde bir hafız okutmak 250 TL şimdiki hesaplarla. 250'yi veriyorsunuz, sizin o kasanızın belki 500 bin misli daha fazlasıyla size sevap geliyor. Bir mahalle para dolusu kadar sevap sizin hanenize yazılıyor. Niye? Akşama kadar milyonlarca ayet kelimesi, ifadesi bu hafızların ağzından çıkıyor. Ve bunun mükafatını bu okuyan hafız aldığı kadar bunu okutan kişiler de alıyor. Cömertler de alıyor. Cömert kullar da alıyor. Kaçırılmayacak. Ticarete lentebir diyor. Kaybedeni olmayan bir ticaret veriyor Allah-u Teala. Kur'an'ı innellezîne yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını okuyan ve okuyanlara destek olanlar. Ve ticarete lentebir diyor ayetin sonu. Kaybedeni olmayan, batışı olmayan, iflası olmayan bir ticarete girmiş oluyor. Sen bir hafız okuturken o çocuk akşama kadar 1 milyona yakın Kur'an kelamı telaffuz ediyor ağzında. Binlerce kelam telaffuz ediyor. Sence bu fırsat kaçırılır mı ya? Çok cüz'i bir rakamla inanılmaz bir rakam kazanıyorsun. Yani birisi sana dese ki sen bana 1-250 TL ver bir aylığına, ben sana bir ay sonra, hatta hemen vermeye başladın, verdin, o bir ay içerisinde 5 trilyon kazanacaksın deseler, sevgili izleyenler, dünyalık olarak düşünsek vallahi hiç kimse bunu kaçırmaz. Herkes hemen peşin peşin verir. Der ki 250 değil 500 vereyim, 750 vereyim, 1000 vereyim. Niye? Niye? Karşılığında 5 trilyon kazanacaksın. Hocam ne alakası var diyorsunuz ama şu Türkiye'de insanlar benim saydığım sevabı olarak düşünmeyin. Bir banklar kuruluyor işte, böyle ortaklaşa hesaplar açılıyor. Diyor ki bir veriyorsun %10 karlı, 100 lira veriyorsun 10 lira kazanıyorsun.
Bir aylığına diyorlar. Bak şimdi burada 250 veriyorsun. Karşılığında trilyonlarca sevap kazanıyorsun. Öbür tarafta 100 TL veriyorsun. İşte biliyorsunuz halkımız aldatıldı, yani onu konuşmaya gerek yok. Bir ortaklaşa bir grup kuruldu. 100 lira ver, 100 lirayı veriyorsun. 10 lira 10 lira her ay sana ödeme yapıyorlar. Adam diyor ki Allah Allah diyor ya. 100 lira veriyorum, 10 lira alıyorum. 10 ayda verdiğim para, bir sene kalsa param diyor, benim diyor kazanacağım para 120 lira. 150 bin kişi, 200 bin kişi oralara müracaat etmiş. Elindeki avucundaki her şeyi vermiş, sonra da kandırılmışlar. Ama bunda kandırılmıyorsunuz. Ayet yalan söylemez. Resulullah yalan söylemez. Sevgili izleyiciler. Ve en netice, bu Kur'an-ı Kerim bize ne yaptı? En büyük yatırımımız bizim Kur'an-ı Kerim'e olmalı. Kur'an-ı Kerim'e saygı duymalıyız. Nasıl saygı duymalıyız? Ya bu Kur'an-ı Kerim hep böyle öpüyoruz. Hep raflarda değil ya. Hafızlara, İslami ilim öğrenenlere, tefsir öğrenenlere, hadis öğrenenlere, Resulullah sevgisi öğretenlere, Allah sevgisi öğretenlere yatırım yapılacak. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e saygı hep bu mudur? Bu da güzel bir şey ama öpüyorum, başıma koyuyorum, bitti. Ya öyle bir şey olsaydı Allah niye bu kadar peygamber göndersin? Niye bu kadar farzlar, vacipler, emirler bu Kur'an-ı Kerim'e yazsın ki? Öpün bunu derdi. Boş sayfa gönderirdi ya. İçine bir şey yazmazdı ki. Biz bunun içini açıp okumayacaksak Allah bunun içine niye bir sürü ayet yazsın? İçi boş sayfalardan 600 sayfa gönderirdi. Bunu öpün, başınıza koyun, ondan sonra bakın keyfinize derdi. Ama demedi Allah. Her ayeti ince ince, sık sık aralıklarla eleyip dokuyacaksınız. Anlayacaksınız, ezberleyeceksiniz, okutacaksınız. Ve bu ümmeti Muhammed yine aydınlatacaksa, aydınlanacaksa Kur'an'la aydınlanacak. Bir ayet okuyayım size. İbrahim suresinin ilk ayeti. Estağfirullah. Kitabun enzellahu ileyke lituhricen nase minez zulümati ilen nur. Allah Azze ve Celle kitaba yemin ediyor. Bu öyle bir kitaptır ki enzellahu ileyke ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunu sana indirdik. Ama niçin indirdik? لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanlar, şu kainat, şu dünya, karanlıktan, zulmetten, bereketsizlikten, maddi ve manevi kayıplardan kurtulsun diye bu Kur'an-ı Kerim'i biz gönderdik. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ diyor Allah. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i müminlere rahmet olsun diye gönderdik. Müminlere şifa olsun diye gönderdik. Kur'an'a sahip çıkarsan, Kur'an'a sahip çıkamıyorsan, onu ezberleyen hafızlara sahip çıkarsan, Allah sana rahmetini gönderecek, bereketini gönderecek, maddi ve manevi kaybın olmayacak inşallah. Sevgili Müslümanlar, gelin gayret edelim. İnşallah bu işte bir çalışmaya başladık. Medreselerde Kur'an hafızları sabah namazıyla beraber başlayıp yatsı namazlarına kadar Allah kelamını bülbül gibi şakıyorlar be. Bunlara değil bir burs vesaire, bunlara canımızı versek az. Allah bunların sayesinde şu yeryüzünü bereketlendiriliyor. Kafirler bugün bile bugün bir yudum su içiyorsa vallahi bu Kur'an okuyan hafızlar hürmetine bunlar içiyor. Bir lokma ekmek yiyebiliyorsa hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyan, günahsız ağızlardan okunan Kur'anlar hürmetine onlar rızıklandırılıyor. Müslümanlar da aynı şekilde yediklerimiz ve içtiklerimiz ve Allah'ın bize ikram ettikleri Kur'an'ı okuyan kardeşlerimiz hürmetine bizlere veriliyor sevgili izleyiciler. Ben kelamımı bitiriyorum ama eğer reklama giriyorsak girelim. Değilse reklamlara giriyormuşuz herhalde. Evet. Reklama gireceğiz. Devamında hemen yine buradayız sevgili izleyiciler. Hadi bakalım. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Telefonlarımızı arayın. Bir hafız okutun. Buna bütçeniz yetmezse yarım okutun. Ona bütçeniz yetmezse çeyrek okutun. Ama illa okutun sevgili izleyiciler. Evet, reklamlara giriyoruz.
Hemen reklamlardan sonra buradayız inşallah.